Şu an öyle bir sıkıntıda muhatap oluyoruz ve bizim gibi köklü geçmişi olan bir ulusun tarihten bu yana olimpik içerisinde o nezahatle süzülüp gelen bir musikisi var, sanatımız var. Çok derinlere, insanın derinliğine hitap eden sanatlarımız var. Şimdi burada tabii akla geliyor, sanat ne? Sanat olan ile olmayanı nasıl ayırt edeceğiz? Sual oluyor. Müzik ne? Müzikten kasıt ne? Bu şeyin neden toplantılarının olduğu ilk katılımında bahsetmiştim Niyazi Hoca'nın bir sözünden Niyazi Sayın. Oğlum musikten kasıt adam olmaktır.
Necdet Yaşar, Amerika'da Niyazi Hoca'yla Seattle Üniversitesi'nde ders verirken, tabii meşhur bir üniversite, dünyada da meşhur bir üniversite. Alayım mı? Mikrofonik misiniz? Tamburini Necdet Yaşar. Yahudi Menuhin, meşhur kemancı, keman sanatçısı Menuhin. Bunların okuluna, üniversitelerine sohbete gelmiş. Yani workshop veya işte konferans veriyor. Onun konusu da sanat. Çok enteresan. Müzik ve sanat nasıl olur? Bunun bir açıklamasını yapmış. Necdet Bey bize anlatmıştı. Diyor ki, önce sesler gelir, kulak, algılar. Bu birinci merhale. İkinci merhale beyne gidiyor. Beyin ayırt ediyor. İkinci merhale. Üçüncüsü akılda değişik bir his uyandırıyor. Bu diyor olduğunda müzik başlamış olur diyor. Bu iki merhale arasında. Yani ses geliyor önce. İkinci merhale müzik. Müzik oldu. Eğer kalbinde insanların farklı duygular hissettiriyorsa, onların gönüllerinde birazcık bir hareketlenme veya işte demin konuştuğumuz, işte bu tabii kendi düşüncesine, inancına göre bunu anlatıyor ama her şey bir aslında. Aslında gelmek istediğim nokta da oydu. Yani bu sadece bizim demin Bülent abinin açıklamasıyla tasavvufi yönden açıklamayı, bununla hayatı boyunca karşılaşmamış ve karşılaşmayacak insanlar da Allah'ın bu lütfundan faydalandılar.